Ama ilk geldiğindeki 19 milyon diye açıklandı. Açıklama 19 mu oldu? 19. Devamlı ne bileyim top kaybı yapıyor, anladın mı? Pas atıyor, yerine gitmeye ediyor. Ya bayağı zorlandı ilk iki. Belki de antrenmansızdı, bilmiyorum ki. Nereden geldi? Norwich City. İkincilik yani. Ya bizim süper birinciligimiz işte. Ben ne diyorum ki 11 Ağustos'ta? Hatay maçından sonra herhalde oynadı. Evet. Ondan sonra çıktım programda. Diyorum ki ben Kerem neydi o dayı olan? Kerem Demirbay'ın yerinde olsam kramponlarımı taşıtmam. 5 gol atsın. O zaman ben eğer atarsa futbol cahiliyim. Dursun Özbekler'le özür dileyeceğim diyorum. Şimdi Galatasaray'da diyor ki işte adam yıkıyor ortalığı, böyle yapıyor, orta yapıyor, kendisi yetişiyor, gol atıyor, şu bu, yere göre koyamıyorlar. Bakın, adamın aldığı rakamı size söylüyorum. 5 yıllık kontrat. Kontrat. Selim abi buraya iyi bak. Ve her yıl için 2.750 artı milyon euro artı adama ödeme yapılacak. Burada da var mı? Evet, burada da güzel arkadaşlarım vermiş. 18 milyon. Bu resmi açıklamalar. Hani menajerlere verildi, aracılara verildi, birilerine komisyon verildi. Bölümüne de çok girmiyorum. Bu parayı alan bir oyuncu ikincilikten geliyor. Şimdi Galatasaraylara çok kritik bir şey söylemek istiyorum. Hiç kırma falan yapmaya gerek yok. Ben hatalıysam az önce Beşiktaş'tan dilediğim gibi yine dilerim. Ben Galatasaray'ın verdiği rakamlar ve ortaya koyulan performansla ilgili benim ciddi sıkıntım var. Yani birileri bu paraları buharlaştırıyor. Galatasaray'ın Gökmen abi efsanesi kimdir yabancı oyuncu olarak? Galatasaray'ın. Galatasaray'ın. Hacı. Hacı. Bravo. Hacı. Bugün baktım. 1996 31 Temmuz'da geldi. Barcelona kulübüne ne kadar para ödenmiş biliyor musunuz? Hacı'ya mı? Hacı'ya. Hacı için Barcelona kulübüne. Bonservisi için. Bilmiyorum. 3.750.000 dolar. Düşün abi. 3.750.000 dolar ödeniyor. Hacı'ya ne verilmiş biliyor musunuz? Maç başı yıllık. 5 yıllık kontrat yapılmış. 1.200.000 dolar. Şimdi ey Galatasaraylar. Bu adam Galatasaray'ı işte 4 yıl şampiyonunda 1 numaradaydı. Fatih Terimler, onlar bunlar. Bütün kadroyu saymaya gerek yok. UEFA şampiyonluğu. Süper Kupa'da olan Hacı'ya Galatasaray kulübü, Faruk Süren Başkan, İrfan Kurtoğlu, Ergun Gürsoy ve o dönemin yönetimi 3.750.000 bonservis ve verilen kulüp Barcelona, Hacı'nın aldığı parada 1.200.000 dolar yıllık. Maç başına ne kadar verilmiş biliyor musunuz? 10.000 dolar. Maç başına 10.000 dolar veriliyor. Dolar ne kadarmış o zaman? Kim bilir? Güzel soru. 1 lira filandır. Dur abi. Bir dakika bir yorum. Dur bak, bakalım hemen. 1 lira vardır ya. Bugünkü nereden baksan 35 falan oldu bugün ya. He? 35 lira abi. Abi ne kadar? O zaman 1 lira filandır ya. 600 lira mı? O zaman yani sıfırlar gitmeden önce. 1 lira dedim ben sana. 600 olsa. Yani 600 lira. Ya 1 TL'de 1 TL düşün. Hani insanlar bilsin diye söylüyorum. 6 ile çarpalım o zaman. Öyle yap ya da 6 ile çarp. Evet. 1900. Ya 1 ile çarpsan 1 milyon 200 bin TL yapar şimdiki zaman parayla. Bir evet. Araba var ya, kaç para bir araba Tofaş? Bir tane Ford alırsın 1-200 alır mısın? Evet alırsın. 1-200. Tabii. Evet, baktım. Bir Amerikan... Yok yanlış oldu. Abici sen ona 1 lira. Neyse boş ver bırak ya. Sıkma canım 1 lira. Hayır ya yanlış bonuslarıyla bir şey birlikte koy. Efendim? Bonusa 1 TL yani 1 TL düşün.
Tabii yani sıfırla falan atıldı ya şimdi. Onu diyorsan onu karışır. Şey de yapamıyorum. Sıfırda at. 1 milyon 200 bin TL düşün, öyle düşün şimdiki parayla. Bak böyle daha güzel, daha bir pratik olur. Ya bir tarafta 3 milyon 750 bin dolar veriyorsun, hacıyı alıyorsun. Norveç'ten gelen bir adama 19 milyon euro veriyorsun. Yani bu verilen para 4 olsa yaklaşık 5 katı parayı veriyorsun Gabriel Saray'a. 4. Bir başka, biraz daha günümüze geliyorum. Çıkardım. Snyder'e, yine Galatasaray'ın Inter'den aldığı efsane diyebileceğimiz bir oyuncu değil mi? Evet. Abiciğim, Snyder. Doğru mu Selim abi? Doğru. Çok iyi. Snyder'e 7,5 milyon euro veriyorlar Inter'e. Drogba var bir de. Of. Onu da söyleyeceğim. O da var. Çilek diyor. Çilek miydi o? Inter'e verilen para. Snyder'e verilen para da 3 milyon 200 bin euro. Euro. Evet. Yani Snyder'i mi alırsın, Gabriel Saray'ı mı alırsın? Konuşmaya gerek yok ya. Yani. Sen söyle. Herhalde abi konuşmaya gerek yok. Tabii ki onu. Drogba Çin kulübünden geliyor. Merak ettim. Ne kadar şey yapıldı diye. 1,5 yıllık kontrat yapılıyor. Bonservis parası ödenmiyor. Bedava geliyor. Kendisine yıllık ne kadar verilmiş? 4 milyon euro veriliyor. 4 milyon euro veriliyor. Hiçbir şey yok adam. Sırf 4 milyon euro yılda alıyor. Ben diyorum ki Sayın Dursun Özbek, siz ikincilik oyuncusuna hangi kriterlere dayanarak 19 milyon euro para veriyorsunuz? Ve ben hala lafımın arkasındayım. Bu adam sezonu iddia ediyorum 5 gol ve üstüyle bitiremeyecek diyorum. Şimdi 2 tane gol attılar diye vay işte Serhat Uluer'in çık özür dile, Gabriel Sara şöyle büyük oyuncu, böyle virtüöz, şudur budur diyorlar. Ben bu paraların çöp edildiğini, o zaman Hacı'ya, Snyder'e, Drogba'ya verilecek para bulunamazdı o zaman Türkiye'de. Eğer ben buna 19 milyon euro bonservis parası veriyorsam bu oyuncuya, Norwich'ten gelen oyuncuya, o zaman dünyada Hacı'ya alacak para yok benim gözümde. Türk var mı? Bulamazsın zaten. Türk parası 855 milyon. Peki bunu mesela bir Tottenham örnek diyorum. İşte bir Arsenal, bir Chelsea mesela niye almadı ya da?